Bir gün Atatürk'ten bir telgraf aldım. Millet Meclisi Ankara'da toplanacak. İstanbul'dan çıkan mecliste Ankara'ya davet edildiler. Eksikleri de yeniden intihap olunuyor. Sizi de Konya'dan mebus olmanızı muvaffak bulduk. Adaylığınızı koyunuz tarzında bir telgraf aldım. Kendisine verdiğim cevapta, askerlerin bu işe karışması fikrinde değilim. Müsaade buyurulursa, yerime bir başkası intihap olunsa. Tekrar dedi ki, cevap verdi, evet ben de o fikirdeyim fakat bu meclis mahiyeti biraz başka türlü bir meclistir. Onun için büyük kumandanların bu mecliste aza olmaları lazımdır. Fakat kumandanlarınızı bırakacak değilsiniz. Hem kumandan olarak kalacaksınız hem mebus olarak bulunacaksınız. Kumandanlık vazifenize devam ederken vaktiniz müsait oldukça meclise gelir, müzakereye katılırsınız. Sizi Mersin'den aday koymayı muvaffak gördük. Oradan seçileceksiniz dedi. Bu sebeple kabule mecbur olduk. Mersin'den seçildik. Ve birinci bir o sıralarda Yunanlar memleketimizi istila ediyorlardı. Bir taraftan Adana cephesinde Fransızların işgal ettikleri Kuvayi Milliye'mizle Fransızlara karşı uğraşıyordu. Onlar meşgul oluyordu. Bir taraftan İzmir işgal eden Yunanlarla, ilerleyen Yunanlarla meşgul oluyordum. Zaten meclis tek parti meclis halindeydi. Onun için meclis müzakereleri o sıralarda daha çok memleketimizi işgal eden düşmanından memleketi kurtarmak ve memlekette birlik vücuda getirmek esasında çalışılıyordu. Bu süreçte o sıralarda meclise gidemedim. Daha sonra gittim. Onun için ilk günlerinde bulunamadım. Atatürk işe başladığı vakit milis kuvvetlere kıymet verildi. Milis kuvvetleri yani millet ayaklandı, millet ayağa kalktı. Fakat bu milis kuvvetlerin arasına elbette ordu mensupları katıldılar. Ne vakit ki Ankara'da meclis toplandı ve şey oldu, Büyük Millet Meclisi Hükümeti diye bir hükümet kuruldu. İşte o hükümet üzerine artık Anadolu ordu İstanbul'la ilişkini tamamen kesti. Bu hükümetin ordusu olarak kaldı. Ve ondan sonra milis kuvvetleri de lav edilerek ordu yeniden tanzim edildi. Atatürk'ün bir şeyi de, bir kudret de bunda tecelli eder. Hiç yoktan bir ordu vücuda getirmek. Memlekette fabrika yok, bir şey yok. Hariçten buldu. Kıymetli insanları seçti, etrafında topladı ve onlarla çalıştırarak el birliği yaptı. Bu işi eseri vücuda getirdi.